Sayın izleyenler Allah selamet versin diyerek bu haftaki Furuva programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine çok önemli konulara konuşacağız. Ben sözü Yakup Bey'e vermek istiyorum. Teşekkür ederim Tunç Bey. Değerli izleyiciler Allah selamet versin. Bu hafta gerçekten önemli konulara değineceğiz ama bildiğiniz gibi çok fazla derinlemesine değinemiyoruz. Bunları sadece tarihe not düşmek üzere konuşuyoruz. Buyurun Tunç Bey. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir soru vardı. Neden e, şey e, bu bir iki haftadır Progress programımıza konuk almıyoruz özellikle? Sebebi konuşma ihtiyacı duyduğumuz ve konuşacağımız çok şey olduğu için bunu da vurgulamak istiyorum. Ondan dolayı bunu belirttikten sonra isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. İlk konumuzla başlayalım Yakup Bey. Sivil toplum örgütleri diyelim. Peşine de Türkiye'deki yeri, önemi, şu anki durumu. Yani sivil toplum örgütlerinin yapması gereken yapılmayanlar, Türkiye'de neler oluyor, Peşine de Türkiye Denizcilik Federasyonu vardı biliyorsunuz. 2-3 gün önce o konuyu konuşalım. Buyurun. Sivil toplum örgütleri deyince önce isterseniz insanların sivil toplum örgütlerine ilgisinden bir parça bahsedelim. Lütfen öyle giriş yapalım, evet. Değerli izleyiciler, bizim sosyologlardan yahut da başka diğer bilim insanlarından öğrendiklerimizden bir tanesi şu sivil toplum örgütleri demokrasilerin olması olmaz araçlarından bir tanesi. Benim gençliğimde bize şöyle öğretirlerdi. Demokraside seçmenler giderler, oy kullanırlar, yönetime doğrudan dahil olurlar derlerdi. Biz de onu şöyle algılardık. Vatan seçiyoruz milletvekillerini, meclise gönderiyoruz. Meclis eder, milletvekili kaç yılda bir? Dört yılda bir, evvelden dört yılda bir, beş yılda bir tekrar geliyor. Tekrar biz bizi temsil edecek işleri seçiyoruz diyebilirdik. Bu bildiğimiz geleneksel e, bizim kafamızdaki düşünce böyleydi. Böyle biliyorduk biz bunu. Daha sonraki yıllarda yavaş yavaş hayır o öyle değil. Aslında e, seçmenin, vatandaşın, yurttaşın ne dersiniz, diyeyim toplumun bir denetleme görevi de var denetleme görevi var dediler. Yani siz seçtiğiniz insanları oraya gönderdiğiniz zaman orada o insanların neler yaptığını birebir bilmek zorundasınız. Çünkü sizin hakkı, sizinle ilgili bir sürü yasalar çıkar, yönetmelikler çıkarıyor bu adamlar. Ee, bir sürü düzenlemeler yapıyorlar. Hayatınızla ilgili kararları veren insanları denetlemek zorundasınız. Nasıl denetlenecek diye sorunca da sivil toplum örgütleri vasıtasıyla dediler. Bu arada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Sözünüzü kesmek istemiyorum. Çok güzel bir giriş yaptınız. Yani e, bizim zaman sizin gençliğinizde veya size öğretilenlerden dolayı bu bugüne geldiğimizde... Yani abilerimiz bizden iyi bilir, büyükler bizden iyi bilir. Mantığını bırakarak onların bilmesine değil, işin içine direkt halkın girmesine ihtiyaç olduğu. Çünkü sonuçta seçtiğimiz insanlar bizi temsil ediyor ama ne kadar temsil ediyor neyi ne kadar doğru yapıyor. Yani hep burada konuştuğumuz bir şey var. Hatta siz bunu bir insan 7 tane sivil toplum veya 7 tane önemli şeyle ilgilenmeli diye hep siz bunu sayısal olarak çok söylüyorsunuz. Şöyle bir şey var. Ben Buyurun. onu tabii çok e, ileriki yaşlarda öğrendim ben onu. Bir yurttaş, iyi bir vatandaş, iyi bir toplumda yaşayan bir insan o toplumda ilgili en az 7 tane sorunla doğrudan ilgilenmeli doğrudan ilgilenmeli ve müdahil olmalı. Ee, bu sorunlara müdahil olmalı. Çözümler üretmeye çalışmalı diye öğrendim. Kaldı Sonra, ki Türkiye'de 7 sorun değil, birçok sorun e, var. Ben Buyurun. kendimden örnek vereyim. Çok fazla yani bir denizcilikten başka da başka bir sorunla zorunlu kalmadıkça çok ilgilenmediğimi gördüm. Hani Evet, bir denizci olarak ayrıca çevreciyim. efendim. E, bir denizci olarak bütün olaylara insan hakları Evrensel beyannamesinin penceresinden bakmaya çalışıyorum. Böyle bakınca birçok sorunla karşılaşıyorum. Ama o sorunların içerisinde girip çözüm üretmek e, denince çok fazla müdahil olamıyorum çünkü uğraştığım konu gerçekten bütün zamanımı alıyor. Şimdi e, bu böyle olunca ister istemez siz e, kendinizi başka şeyler sorarken buluyorsunuz. Yani ne gibi? Yani, sivil, işte, sivil toplum örgütü diyoruz. Sivil toplum örgütlerine insanlar neden gereken ilgiyi göstermezler sorusu geliyor aklıma. Bu kadar görev varken üzerimizde, sivil bir vatandaş olarak, sıradan bir vatandaş olarak, bu ülkenin bir yurttaşı olarak düşündüğüm zaman kendimi, hem bu kadar büyük bir görev var üzerimizde, hem niçin bu görevi yerine getirmek için insanlar sivil toplum örgütlerini kullanmazlar diye bir soru geliyor. Arkasından şöyle bir şey geliyor tabii. Benim yaşımdaki insanlar için sivil toplum örgütlerinin çok fazla önemi yoktu. Sebebi şuydu, e, hep anlatmışımdır. Ben 89 senesinde e, ünlü firmalardan bir tanesinin ilk ithal gemisini aldığımız zaman Dilovası'na geldik. Bizi orada belli bir törenle karşıladılar, büyükçe bir gemiydi töreni hak ediyordu tabi. Yani Japonya'dan aldığımız bir gemiydi geldik. bizim derneğin başkanı geldi. beni mesleğimle ilgili derneğe, tesis operatörleri derneğine üye yap, üye niye olmadığımı sordu. ben de o an açıkçası lafı dolandırıp çok da bir şey söyleyemedim. Gerekçem yoktu çünkü. Yani bir taraftan bana bunu soran e, abimin, diyeyim, haklı olduğunu düşünüyordum ama diğer taraftan da ne yaptığını falan sorguluyordum kafamdan. Aklımda sivil toplum örgütleriyle ilgili olumsuz düşünceler vardı. Daha sonra ne olduğunu hep beraber biliyoruz. Biz kendimiz bir sivil toplum örgütü kurup belli bir mücadele içerisine girdik. Bu bir mücadele. Niye böyle bir ihtiyaç doğdu? Çünkü biz zora düşmüştük. Yani bir sivil toplum örgütü vardı daha önce bizimle ilgili ancak onu da siz biliyorsunuz ki o sivil toplum örgütü denetim görevini yapmak yerine e, denetleyeceği insanların dümen suyuna girmişti. Bu neden kaynaklanır? Çünkü siz sivil toplum örgütüne gerekli önemi vermezseniz oradaki kişi tek başına kalır ve istediği gibi e, davranır. Netikimde öyle oldu. Biz ikişer bin dolar verdik biliyorsunuz. O zamanlar kurslara gittik falan filan. Sonra paralarımızın nereye gittiğini sorduk. Derken paralarımızın boşa gittiğini gördük. <laughs> ve Biz tabi boşa gitti diyoruz. Siz anlayın. <laughs> e, boşa gittiğini evet, gördük. Boşa Sonra gitti. işsiz kalınca da hay evet. Allah yandım Allah diye çıktık. Evet. Ve bir dernek kurup bir araya gelmeye çalıştık. Oysa bunun bilincinde olsaydık daha önce. Yani bundan 30 sene önce bana birisi desiydi ki Arkadaşlar sen denize çıkarken şunların şunların olması gerekiyor deseydi ki 30 sene olur mu? 35 sene oldu. şunlar şunlar olması gerekiyor deseydi. Bunun öneminin yine önemine beni inandırmış olsaydı ben o sorunlar hiçbirini yaşamazdım. Evet ben ilk denize çıkarken çalışmaya başladığım armatör bugün öyle bir armatörlük yok. Cerrahoğulları bana ilk koşulları sendikaya üye olacaksın dediler. Sendikaya gittik, üye olduk, ama e, demek ki bazı şeyleri hazır bulduğumuz için çok kıymetini bilmedik. Sözünüzü kesmek istemiyordum, o soruyu soracaktım. Hep konuşuyoruz. Birileri söyleseydi, birileri yapsaydı sendika, sivil toplum örgütü bunun esas temeli, esas temeli ne? Yani toplum e, şimdi aramızda belli bir yaş farkı var, ama sizin yaşadığınız dönemle benim doğup büyüdüğüm dönem arasında anlatılanlarda hiçbir fark yok. Baktığınız zaman... Var. Ne fark gibi var? var. Yani Türkiye'de aslında çok fark yokmuş gibi görünüyor ama 5 senede çok şey değişiyor. Şimdi Geçtiğimiz şey 15 seneye bakın nereye geldik diye. Doğru. Bütün taşların yeri değişti. Bana sorarsanız bazı şeylerin kıymetini yeni yeni anlamaya başladık. Demokrasi denen şeyin kıymetini yeni anlıyoruz. Ama hangi demokrasi derseniz benim anladığım tarzdaki demokrasi değil. Başka bir şey yok. Yani biz o demokrasiyi hiç tatmadık. Bu ülkede demokrasi doğru dürüst bir hayat bulmadı. O demokraside işte sivil toplum örgütleri gerçekten etkin olur. Denetim görevini yapar. Ve milletvekilliği çok kolay bir iş olmaz. Değil mi? Evet. Yani milletvekilliği demek o para kapısı değil hizmet kapısı olur gerçek anlamda. O vebalin altına da çok kolay kolay kimse giremez gerçek demokrasilerde diye düşünüyorum. Açıkçası sivil toplum örgütleriyle ilgili konuyu edinirken biz burada amacımız e, TÜRDEF Türkiye Denizcilik Federasyonu'nun dördüncü olağan genel kurulundan bahsedip e, yeni yönetime başarılar dilemekti. Evet. Ama, Ama biz de bir biraz böyle daha, alalım dedik. Evet, bir, bir soru daha sormak istiyorum. Programlarımız başladığından beri biliyorsunuz, sivil toplum örgütü mü, sivil toplum kuruluşu mu? Şimdi e, baktığınız zaman biz bunun e, burada tartıştık bile, sivil toplum kuruluşu, Şu sivil evet. toplum örgütü. Örgüt kelimesi biliyorsunuz terör örgütleriyle beraber kullanılan, yani Türkçemizde bizim bazı kelimeler var zaman içerisinde yıpranıyor kelimenin kendisi. Örgüt de onlardan bir tanesi. Şimdi terör örgütü bir örgüt, sivil toplum örgütü de bir örgüt, örgüt, örmekten gelen bir e kelim, eylemi ifade eden bir kelimeyi biz alıp niye terör örgütünde örgüt dediğimiz zaman korkarak sivil toplum örgütünde kullanmayalım? Sivil, sivil toplum örgütü örülür, kurulur, sonra sivil toplum kurumu olur veya da kuruluşu olur. Yani e şunu söylemeye çalışıyorum, kelimeleri kullanmaktan çok korkmayalım. Evet. Lütfen sözünüzü kesmiştim. Türkiye Denizcilik Federasyonu. Türkiye 4. Denizcilik olağan, Federasyonu olağanüstü. Dördüncü olağan genel kurulu. Olağan evet. pardon. Olağan genel kurulu. Harika bir genel kuruldu. Federasyona yakışır bir kuruldu. Ee, Çalışmalarında başarılar dileyeceğim. Ancak biraz sonra gireceğimiz konulardan anlıyorum ki... Türkiye Denizcilik Federasyonu işi çok zor. Biliyorsunuz Türkiye Denizcilik Federasyonu'na ben denizci akıl... Evet. adını vermiştim. Yani hakikaten oradaki insanlara baktığınız zaman Türk deniz endüstrisini ayağa kaldırıp şahlandıracak akılların kaynağı orası. İnşallah bu e, işlevini bu dönem yerine getirecek diye umuyorum. Çünkü yönetim kuruluna baktım. Yeni, yeni insanlar var. Yeni e, düşünceler var. E, kendilerine başarılar diliyorum. Bir de Allah kolaylık versin diyorum. Aynı şekilde o zaman ben de Türkiye Denizcilik Federasyonu'nun Yeni ekibine buradan başarılar diliyoruz, hayırlı olsun. İnşallah iyi şeyler yapacaklardır diye de temenni ediyoruz diyerek. Bu konu hakkında başka söyleyeceğiniz bir şey var mı Yakup Bey? Başka yok. Yani sivil toplum örgütü ancak değerli izleyicilerime ben lütfen sivil toplum örgütlerine kendinize en yakın hissettiğiniz amaçlarınıza en uygun bulduğunuz sivil toplum örgütlerine üye olun. Onların işte faaliyet gösterin. Evet, önce ekmek ama inanın ekmeğin kapısı orada. Yani elinizden ekmeği verirse aldığı zaman aklınıza gelmesin sivil toplum örgütleri. Sivil toplum örgütleri ağlanacak, ağlama duvarı değildir. Sivil toplum örgütleri mücadele yuvasıdır. Orada mücadele yapılır. Devletin denetimini elinize tutarsınız orada. Çünkü devlet yarın mutlaka size gelip soracaktır ne yapalım diye. Sivil toplum örgütü olarak gücünüzü hissettirdiğiniz zaman. Zaten devlet size sormadan bir iş yapıyorsa orası devlet değildir. Yok, arasını yani, bilmiyorum. Yani o kadar orası öyle bir öyle bir öyle çok bir olumsuz şey konuşmuyoruz. Ha, Bey. Evet, tamam. Olumsuz değil ama biz programlarımızda elimizden geldiğince çok büyük çaba sarf ediyoruz. Konuşmamak olumsuz. için. Evet, konuşmamak için. Çok haklısınız. O zaman gene konuşmamayı seçerek. Şimdi biraz sonra mecburen konuşacağız. Evet, mecburen konuşacağız. Çünkü konu başlıkları artık oraya dayanıyor yani. Özellikle bir konu var ki onu onun için birkaç cümle söylemek istiyorum. Şimdi geçen hafta kısaca değinmiştik Yakup Bey. Ama hatta program süre yetmediği için sizde notunuz orada duruyor. Yarım kaldı. Liman devleti denetimleri diyelim. Özellikle bu İngilizce tabi. Port State Control. Yani geçen hafta da konuşmuştuk. Bunun önemi donanımlar, bakımlar nasıl değiştirilebilir? Bu denetimlerden nasıl geçilebilir? İşte burada olabilen, oluşabilen. E, sorunlar nelerdir? Biraz ondan bahsedelim istiyorsanız. E şimdi Buyurun. siz başlığı böyle verince değerli izleyiciler de ders gibi algılayacak. <laughs> yani bir gemi nasıl hazırlanır, donanımları nasıl evet. onarılır gidince e, değerli izleyiciler onu aslında yani siz e, bu bizim büyük dertlerimizden bir tanesi. Çünkü denizcimiz yani gemideki gemi insanımız e, bizim çoğunluğu bazı şeylerden elini dokunmaya korkuyor. Bunların başında da bizim özel mesleğimiz olan telsiz donanımları yahut da köprü üstündeki elektronik donanımlar geliyor. Şimdi bunları mecburen armatörün bir şekilde gemideki gemi insanına değil bakımlarını, tutumlarını karada yaptırmaları gerekiyor ki birçok armatör bunu böyle yapıyor. Yani gemisine daha henüz sefere çıkmadan gemisi işte bir tane adam alıyor gemiye gönderiyor. Tanıdığı, bildiği, güvendiği ki bir seminer verdik biliyorsunuz. Koster'e biz bu konuda evet. neler olduğuna dair. Bir parça ona değinmek gerekir diye düşünüyorum. Donanımların hazırlanmasına neye dikkat edilmesi lazım diye. Değerli izleyiciler şimdi e, biz bu meslek yani denizcilikle ilgili kendi teknik anlamda mesleğimizi yaparken zaman zaman karşılaştığımız olaylardan bir tanesi şudur. Bir cihaz arızalanır ve armatör yahut da görevlisi, genel müdür, enspektör dediğimiz kişi arar sizi sorar. Böyle bir cihaz, cihaz arızalandı, donanım arızalandı ne yapalım diye. İlk yaptığımız şey ne olur? Hatırlayın. Lütfen şuralarına, şuralarına, şuralarına bir daha bakın. Deriz. Tabii bizi, bizi aradıkları zaman biz öyle deriz. Niye deriz bunu? Çünkü biliriz ki %90-95'e yakın bir e, oranda arızaların %90-95'e yakın oranı asılsız arızadır. Yani ya kullanım, kullanıcının eksikliğinden ya da kaynak, kullanıcının donanımı kullanmayı bilmemesinden bilmemesinden kaynaklanır. Ancak bazen de öyle şey olur ki, bu her zaman armatör bize sormaz bunu. Bize değil de e, C firmasına sorduğunu düşünün. Gelip bakalım der. Görür. Ne olduğunu görür. E, hani çok basittir. Küçük bir sigorta atmıştır. Klasik bir deyindir biliyorsunuz. Evet. Küçük bir sigorta. Küçük bir sigorta kocaman bir karta dönüşür. Hatta ve hatta e, biz abi şu kart arızalandı diyelim miye kadar gider iş. Evet. Bunun biraz daha cüretkar olanları donanımı toptan yeniler. Şimdi armatörün burada dikkat etmesi gereken şey şu. Değerli izleyiciler, çok gönül rahatlığı içerisinde söylüyorum. Çünkü benim böyle bir ilişkim olmaz. Onun adına ticaret falan derler ama ticaret değildir. onun adına hırsızlık derler aslında. Öyle değil mi Tunç Bey? Ama bu sırf bu alan için değil. Türkiye'de her iş kolu için geçerlidir bu. Ee, kendi yaptırdığım işlerle ilgili konuş söyleyebilirim. Evet. Yani arabamı tamire götürdüğüm için söyleyebilirim. <laughs> evet. Yahut da herhangi bir şey için söyleyebilirim ama iddialı konuştuğum alan kendi yaptığım iş. Evet, yani kesinlikle. Denizcilikte elektrik, elektronik arızanız çıktığı zaman erbabını bulmak zorundasınız. Yoksa 1 liralık iş 1000 liraya mal olur. Erbabı ve ahlaklısını bulmanız lazım. Şimdi. Evet, sözü ağzımdan aldınız. Erbabını bulduktan sonra bir de onların içinden vicdanlısını bulacaksınız. Evet, vicdanlısını. Vicdanlısını bulacaksınız. Yani bir parça içinde doğruya doğruyu yapmaya çalışan, hani bizim İslami deyimle helal para kazanmak isteyen insanları bulmanız gerekiyor. Yoksa yandınız. Ve ilginç bir şey var. Şimdi, tahmin ediyorum donatanların hepsinde bu düşünce vardır. Bir arıza meydana geldiği zaman ve siz gemiye gittiniz, dediniz ki gemideki şu arızalı, ne kadar doğru söylerseniz söyleyeyim insanlar size inanmıyor ama mecbur elleri o anda, yani, amiyane tabir eli mahkum ve sizin söylediğiniz yapmak zorunda. Çünkü o öyle bir cihazın orada bulunması zorunlu ve çalışmak zorunda o cihaz. Evet. Ama tabii size izleyenleri şöyle ben e küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Veya anlamaları açısından. Biz kendi mesleğimizden bahsediyoruz ama bunu üstünde başlığı çıkartın. Türkiye'de her şey için geçerli. Fırıncılardan, ekmek üretenlerden tutun da ayakkabı. Yani bu bahsettiğimiz koyu sayın izleyenler her bölüm ve her şey için alabilirsiniz. Buyurun. Yani bu o kadar sıradanlaşmış ki. Evet. E, yani bizim tuzla piyasası diyelim. O kadar sıradanlaşmış ki. Şöyle bir şey söyledi arkadaşım bir tanesi. Valla dedi gökten iki tane melek e. sizi indirirken göreyim. Ben size yine inanmam. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet. Yüzünüze söyledi değil mi? Tabii tabii. Bu yaşanmış yani, bir olay yani. Tabii. Tabii ya. Yani evet. Niye söyledi bunu? Canı yanmış adamcağızın. Hatırlamıyor musunuz? Armatörün birisi neydi? Bu gemiden evet. söktüğü arızalı diye söktüğü cihazı öbür gemiye takarken yakaladığım adamı dedi. Evet. Yani bu kadar kötü bir durum. Ve bu sıradanlaştı. Şimdi kötü olan tarafı şu. Ee, bu sıradanlaştı diyoruz ama bu hengeme Arası'nda memlekette bu galiba sıradanlaştı. Mesela yolsuzluklar evvelden konuşulurdu falanca rüşvet aldı falancı şurada ihalede yolsuzluk yaptı falan konuşulurdu evvelden. Şimdi var mı öyle bir şey? Yok. Öyle bir şey olmadığı gibi e, çıkıp çıkıp senetler, sepetler, faturalar yani enteresan şeyler oluyor. Yani hayır. E, o da sıradanlaştı. sıradanlaştı yani geçen gün bir şey bakıyorum. Su faturasına İSKİ her ay belli bir miktar zam yapmış. Evet. Kimsenin haberi yok. 3 lira 5, 3 kuruş 5 kuruş, 3 kuruş 5 kuruş, sonra %6'yı bulmuş o. Gazeteciler çıkarmasa ortaya kimsenin haberi olmayacak. Yani şöyle düşünüyor herhalde eskideki görevli yahut o zam mı yapan. Ben bunu yapayım e, farkına varmaz millet nasıl olsa. vardı zaman ben, 5 işten geçmiş olur. O zaman çok enteresan birebir yaşadığım bir şey söyleyeyim. E, oturduğum semti biliyorsunuz. Orada e, aynı böyle bir sorunla karşılaştım. Bana verilen cevap neydi biliyor musunuz? Ya altı üstü 30 lira fazla gelmiş. Yani ne var? ...bu cevapla karşılar. Biz tespite dersek geri yatırırız. Aksine geri yatırma değil... ...üstüne daha fazla para ödemek zorunda kaldım. Bir de böyle bir sorun var biliyorsunuz yani, Türkiye'de. Yani e, burada aslında... ...benim üstüne durmak istediğim şey şu. Ee, biraz katı bir deyim olacak ama... ...ahlaksızlık yani iyi ahlaksızlıktan bahsedelim. Artık sıradan hale geldik. Bir kork korkulacak bir duruma geldik. Korkuyoruz artık. Herkes birbirine şüphelenmeye başladı. Hangi meslekte... ...nerede olursanız olun bu mesleği doğru yapan, dürüst yapan insan kalmadığını düşünmeye başladı. Herkes. Herkes değil mi? Bu arada kendisi de tabii aynı şey yapıyor bir meslektense. ben size kazık atıyorum, siz bana kazık atıyorsunuz, beni aldatıyorsunuz. Bu sıradanlaştı. Sıradanlaştı. E, bunu nasıl aşarız? Peki şöyle, şöyle bir cümle olabilir mi ona? Devir böyle. Yok. Devir hep böyleydi zaten. Hep böyle miydi? Hep böyleydi. Yani e bize... Bir kere daha hatırlatayım ben burada. Fuzuli'nin sözü vardı. Yani selam verdim rüşvet değildir deyü almadıları kanuni zamanda söylemiş bir söz. Kanuni zamanında. Yani bu hep böyle. Bunu esasında her program vurgulayalım. Yani bugüne söylenen bir şey değil. 500 sene önce söylenmiş bir... Şöyle ancak yani Fuzuli onu o e, söylediği zaman bir kıymeti harbiyesi vardı. Şimdi o kalmadı. O da kalmadı. Yani şimdi rüşvet almadığı zaman herhalde devlet memurları gülüyorlardır. Bazen böyle e, komedi filmlerinde falan seyrederiz yani. Adam rüşvet alırken yakalanır falan filan birileri namuslara bak namuslu namussuz falan derler. Şener Şen'in bir film vardı öyle. Buradan aklıma geldi. E onda, o filmleri artık kimse gülmeyecek herhalde. Yani öyle oldu. Ne bileyim yani bu önlenemiyorsak öyle oldu. Bir daha sorayım. Yolsuzluk konuşuyor muyuz bugünlerde? Türkiye'de her şey çok dürüst mü gidiyor? Belediyelerde, devlette falan hiçbir şey olmuyor mu? Bütün herkes çok dürüst mü çalışıyor? Hidayete erdi herkes. Evet ki. Diyelim bu konuyu kapatalım isterseniz çok hassas bir konu bu. Ya kapatalım ya konuşulacak tabii bu konu izleyenler de bize hak verecektir. Ee, yaşamın içinden bir konu yani bu yani Biz özelsek... bunu niye vurguladık? E, Tuzla'daki piyasadan bahsetmek için vurguladık. Açıkçası değerli izleyiciler gerçekten e, e, çok acınacak durumdayız Tuzla'da. E, yani inanılır, inanılır gibi değil milletin sıfır cihazlarının alıp yarısını verip yarısını takmamak. Arızal olmayan cihazı arızal diye almak, bu hep karşılaştığımız şeyler. Artık neyle nasıl mücadele edeceğimizi bilmiyoruz. Bu televizyon programına kadar geldiyse gerisini siz hesap edin artık. Ya ben bir de şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bunu hatırlarsanız sahip olduğum bir araç vardı. Aracın motor bakımını yaptıracaktık. Hatırlıyorsanız Bostancı'da şimdi o yer kapandı. Sayın izleyenler dediler ki motorunuz rectifiyi istiyor. Biz de aracı teslim ettik çok güzel bir para verdik. Yani bu zamanın parasıyla 5-6 bin lira gibi bir para verdik bundan 4-5 sene önce. Motoru tamir ettirdiğimizi zannediyorduk. Parayı verdik, çıktık. Aradan 6 ay geçti, yer kapandı. Sorunlar aynı, bir gittik. Sadece motorun kapağını açmışlar, tekrar kapatmışlar. Motorun içindeki çatlaklar, her şey duruyor. Biz sadece açıp kapamaya dünyanın parasını verdik. Yani bu, bu sıradan bir şey. Ve hayır, hakkınızı... Hayır. kötü olan şu. Adamcağız bunun adını para kazanmak koymuş. Değil mi? Ha, bravo. Para kazanmak koymuş. <laughs> ne diyorlardı bize? Abi siz böyle para kazanamazsınız. <laughs> hayır başka türlü <laughs> nasıl para kazanılır? Ben onu anlamıyorum. Yani... E ben de ne, ne, demiştim? ya Ben sizin de böyle o cihazdan 100 lira, bu cihazdan 300 lira kazanmaya çalışacağına bir banka soyarım. Hiç olmasa adım da soyguncuya çıkar. <gülüyor> <gülüyor> yani Yaptığım işe de değer demiştim. Töv, Yani öyle bir şey olmaz tabii de. Çok fazla girmeyelim bu konuya. Çok şey. Peki. Ee, özet, öz, öz, özetleyeyim ben bunu. Buyurun. Değerli izleyiciler, eminim siz şimdi biz bu bazı şeylerin uzmanı olarak dinliyorsunuzdur. Bu bazı konularda soru sormakta istemişsinizdir. Onu ayrıca sorarsınız ama lütfen donanmanızla geminizle makinenizle herhangi bir şeyle ilgili bir şey olduğu zaman lütfen gerçekten gerçekten o işi dürüstçe yapan insanları bulmaya çalışın var. Bizim bildiğimiz birkaç. Her meslekte var. var. Yani e, Ama tabii bununla karşılaşmak, o insanların da şöyle bir sıkıntısı var. Kendilerini duyuramamak. Kendilerini, e, çünkü yalan söyleyip, şimdi yalanla baş edemiyorsunuz. Şimdi en büyük sorunumuz yalan. Yalan artık bir yalan söylememek bir edepti. Şimdi yalan söylemek normal hale geldi. Yani yalan diyorsunuz, e, ne var diyor. Yani ben işimi götürmek için söyleyebilirim. Yapabilirim. Artık yani biz ar sınırını aştık. Bir ar sınırı vardı, ar sınırını aştık. E şimdi bu bu kadar her şeyin normal olduğu bir yerde tabii ben biz şimdi bu konuyu biz açtık. Bizim üstümüzden konuşuyoruz ama diyelim ki e, Bostancı'da çalışan bir oto elektrikçisi var. Veli abi. Şimdi bu adam dürüst iş yapıyor. Ama öbürü yalapşap kabloyu oradan atlama yapıyor. Kısa devre yapıyor oradan. Sorunu iki dakikada çözüyor. Ama sorun büyük bir şeye sebep oluyor. Bu sefer arabanın direksiyonun altındaki tüm kablolar yanıyor mesela. Ama tabii gene geliyor adam aynı kişiye diyor ki, abi diyor, çok geçmiş olsun diyor. Kendi yaptığı işten. Yani yalanın üstüne yalan. Dürüst çalışan peki biraz uzun çalışıyor. Ama yalan söylemediği, beceremediği için ve bunu da karşılayamadığı için ne oluyor? Ee, i̇nsanlar doğru söyleyen insanı yaşatmamaya çalışıyorlar Yakup Bey. Bir de böyle bir sıkıntı şöyle, var. Bu, tabii bu yani iş... bizim çok ünlü bir lafımız var. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Niye kovarlar? Ee, şöyle bir şey var Tunç Bey. Yani şimdi çözümü ne bunun diye sorduğunuz zaman işte denetim. Denetim. Denetim mekanizmasına geliyor. Denetim mekanizması önce siz kendi denetiminizi kendiniz yapacaksınız, kendi içinizdeki denetimi yani vicdanınızda mesleğinizi icra ederken iç denetim orada. Yani kendinizle bir hesaplaşacaksınız önce ben doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum. Ondan sonra beni denetleyeceksiniz. Ondan sonra o denetimi biz e, idareye yansıtacağız. İdare edecek diyeceğiz ki idareye kardeşim burada böyle 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 aksaklıklar var. Lütfen bunları gider. O da oturacak, bazı aygıtlar üretecek o konuyla ilgili e, ve denetimini yapacak. Böyle bir denetim var mı Tuzla'da? Tuzla'da da böyle bir denetim yok. Tuzla'ya geçelim. İstanbul'da böyle bir denetim yok. Türkiye'de böyle bir denetim yok. Yani ben onu şu açıdan e, söylüyorum. Zannetmiyorum. Siz burada yapılmaya tamir... çalışılan denetimler bile darmadağın ediliyor. Yok yani şimdi bir cihaz, ta şu cihazı tamir ettirdiğiniz bu cihaz aynı zamanda denetime de tabi. Evet. Bu tamir ettirdiğiniz zaman onun denetlenmesi gerekiyor. Denetlemezseniz o tamir ettirdiğiniz cihaz e, devlet denetiminin çok sıkı olduğu memleketlere ki bunların başına Avrupa gelir, sizin başınıza dert olur. Yani geminiz orada, hele siyasi bazı çekişmeler varsa, devletlerle aranızda oraya gittiğiniz zaman sorunlar baş göstermeye başlar. Bunu yaşadık birebir, yaşadığımız Rusya ile yaşadık, Fransa ile yaşadık, İtalya ile yaşadık. Belki yarın Rotterdam neredeydi? Hollanda. Hollanda ile yaşayacağız, Am Almanya ile ya yaşayacağız, yaşayabiliriz bunları. Yani o mekanizmayı geliştirmek lazım. Tabii orada çok doğru söylüyorsun, kaşınızın üstünde gözünüz var deyip sizin burada anlatmaya çalıştığınız en ufacık bir şey mesela şimdi en son bir gemi denetime gittim, yabancı bayraklı ve yabancı işletmede bir gemiydi. Aküleri biliyorsunuz, GMDSS aküleri boştu. Sayın izleyenler aynı, arabadaki gibi bir akü sistemi var. Aynısı daha doğrusu, onun daha değişiği, boştu dedi ki yani bunu bu şekilde kalkamazsın ya biz alacağız. Şimdi öbür limanda. E öbür limanlarda 10 günlük seyirde. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar basite indirgediğiniz zaman önemi çok önemli. Gittiğiniz yerde denetlenince ne olacak? Çok değişik bir konuya girdiniz. Yolda yolda Allah göstermesin. Biz neye hazırlanıyorduk Yakup Bey? Gemilerin üstünde çalışırken. Bu her zaman olacak bir şey değildir. 40 yılda bir olur. Size bir kere lazım olur. Denizdeki bu emniyet ne için? Zaten o emniyeti almazsanız anlatacak zamanınız olmaz. Yok. Yani şimdi hayat önemli. Her şey hayat için. Şimdi mesela solas diyoruz değil mi? Biz ne diyoruz? Solas. Türkçesi deniz, can ve mal güvenliği. Şimdi dikkat ederseniz malı biz ekliyoruz. İngilizcesinde böyle bir şey yok. Yok yine de mal güvenliği ekledim evet. de gereğini yap yapmıyoruz yani, gereğini yerine getirmiyoruz. Evet. Böyle kötü bir alışkanlıklarımız var bizim millet olarak böyle kötü alışkanlıklarımız var. Ya ben burada hep anlattık, life raft dedik, içi boş life raftlar yani... Life Türkçe'ye çevireceksiniz değil mi? Ee, can cansalı, cansalı pardon çok özür diliyorum, <gülüyor> 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 alışkanlık cansalı, içi boş. Adına bakın. Cansalı içi boş. Yani içi boş derken değerli izleyiciler, can salı denen şey denize attığınız zaman kendiliğinden şişen bir şey düşünün. Filmlerde görmüşsünüzdür. Atıyorsunuz denize ve kendine şişmiyor. Bu arada geminiz batıyor. Batıyor ve düşünün geminin üstünde atıyorum çok üzüntü vericiydi. Geçen hafta bunu söylemiştik. Batan gemi insanların can can milyon dolarlara, ülkelere değişilmeyen bir şeydir. Bu ee, salı bakıma alıp bakımını yapmayıp o şekilde geri gönderen adam bir aile babası. Bir aile babası evet. O saldan e, kazandığı parayla akşam çocuklarına ekmek götüren bir insan o. Sadece ve sadece bilmediği şey şu. Ne yaptığını bilmiyor. Ama şimdi o bilmiyor dediği zaman hani olumsuz konuşmayalım diyorum ama benim de içimden başka Hayır, şeyler söylemek geliyor. yani inanmak, Herkes katil mi? Hayır. Herkes katil, hırsız katil mı? Katil demiyorum da e, şimdi katil ben şöyle söyleyebilirim. En iyi cümle şu, kötü. Hayır hayır bak. Yani şimdi, bilmemek kendi gemisinde ölüyor. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. Yani toplumun bütün kesimi. Şimdi az önce demin beri konuştuğumuz bir mevzu var. Ben tuzla ile ilgili tamircilik yapanların yüzde 98'inin çok kötü olduğunu biliyorum. Ama niçin kötülük yaptıklarını bilmiyorlar. Yani ne yaptıklarını ne yaptığının farkında değil. Çünkü gemiye çıkıp bir saat seyri olmayan insanın o gemide cihaz tamir ettiğini biliyorum ben. Yıllardan Yani bir beri, saat seyir derken geminin üstünde hiç çalışmamış. Önemini bilmiyor. Önemini bilmiyor ne değil Ne olduğunu bilmiyor. Sadece ve sadece tek korkusu var. Ben bu cihazı tamir ettikten sonra bir denetim geçirirse, bu cihaz ben buradayken, bakın ben buradayken bir denetim geçirirse ve arızalı bıraktığım yahut da arızaya e, meyilli bıraktığım anlaşılırsa işte şöyle olur böyle olur korkusu var başka hiçbir korkusu yok başka hiçbir korkusu, Hiç korkusu yok yani içinde haklısınız hiçbir şey yoksa insan içinde işte bir parça Allah korkusu olur ya bunu bunu indirelim madencilerimize. Bunu indirelim. Şimdi, Tunç Bey çok fazla genişletmeyelim bu Peki, konuyu. Genişle genişletmeyelim. Genişletmeyelim. genişler çünkü adama sorarlar bu gemilerin hiç danışmanı yok mu diye başka bir konuya gireriz. Onun evet. için Keselim onu. <laughs> Değil mi? Konu konuyu açıyor. Deniz olduğu hiç için. Hiç oraya girmeyelim. Tamam, o zaman yeni bir konu açacağım ama şimdi kısa bir ara vereceğiz. 1 iki dakikamız kaldı. O yüzden yeni başlığa geçmeyelim. Bu konu hakkında söyleyeceğiniz 1-2 cümle daha varsa ondan sonra bir ara vereceğiz. Zaten bitirmiştik. Değerli izleyiciler farkındaysanız bitirmiştik. Çok derin bir konu bu ama tekrar söylüyorum herhangi bir şekilde tamirciye veyahut da şuna veyahut da buna ihtiyacınız olduğunda lütfen e, güzel bir deyimdir o erbabını bulun bu işin. Yani o işi yapacak olan insanlar var. Gerçekten dürüstçe yapmaya çalışan, ekmek parası kazanmaya çalışan insanlar var. Onları bulun deyip sözü tekrar Tunç Bey'e veriyorum. Peki teşekkür ediyorum. Sayın izleyenler şimdi kısa bir ara vermemiz lazım. Aradan sonra birlikte olacağız. Sayın izleyenler tekrar sizlerle birlikteyiz. Yakup Bey hiç olmazsam şimdi arada da konuştuk elimizdeki konu başlıklarını bugün bitirelim istiyorum ben. Çünkü her program nedense bir şeyler eksik kalıyor. Gerçi konuşacak çok şey var. Şimdi biliyorsunuz Mustafa Kemal. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve grup arkadaşlarıyla birlikte. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir denizcilik politikası vardı. Ne düşünüyordu? Nasıl hareket ediyordu? Çok kısa cümlelerle e, alabilir miyim acaba? Şimdi şöyle e, bu konuda söyleyecek bir cümle var biliyorsunuz. Her yerde yazar. Denizciliği ulusun milli ülküsü olarak kabul etmeli ve bunu bir an evvel başarmalıyız der. Bunu epey zaman sonra söylemiş. Cumhuriyet'ten çok sonra bir yerde konuşmasında tam olarak hatırlayamıyorum şimdi. Ancak Mustafa Kemal'in istiklal Anlayışı var. Geçen hafta bir parça bahsetmiştik. De. Evet. İstiklal Anlayışı'nda e, Nutkun 624. sayfası demiştim galiba. Onu not almıştım evet. Orada istiklal Anlayışı'nda şöyle bir şey bahseder. Yani her şeyde tam bağımsızlık der. Sayar işte. İktisadi, ilmi, şu bu derk, Askeri, bütün konularda bağımsızlık der. Bunlardan herhangi bir tanesinde bağımsız değilseniz hiçbirine bağımsız değilsiniz demektir diye bir anlayışı vardır. Şimdi bu anlayıştaki bir insanın o soruyu niye sorduğunuzu biliyorum. Çünkü Mustafa Kemal'in denizcilikle ilgisi nedir, ne değildir tekrar vurgular mısınız? Evet. Havuz Yavuz. Evet. Meselesi tabi ee, tabii bunları biz tarihçilerden öğreniyoruz. Nihayet biz tarihçi değiliz. Yani Mustafa tarihçilerden Kemal. öğreniyoruz ama bu bizim tarihimiz. Evet. Merak eden herkes şimdi havuz yavuz davası istediği havuz gibi bulabilir. Havuz yavuz davasına biz genellikle e, günü kelimesinden yani insanların e, kıskançlık, hasetlik ve duygularından bahsederken çok bahsettik, vurguladık. Evet. E, bir tane Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı var kuruluyor o zamanlar. Tam tarihini hatırlayamıyorum. Tarihlerde aklımda çok kalmıyor benim. E, yavuz gemisinin zırhlısının bakımı için bir düzenleme yapacak adam. Fransızlarla anlaşıyorlar falan derken Genelkurmay Başkanı'nın e, hoşuna gitmiyor bu düzenleme. Ki bizim meşhur mar yani şanlı Maraşallarımızdan bir tanesi Maraşal Fevzi Çakmak. Kaç tane Maraşallarımız var? Yok zaten. Yok. Bir Atatürk var, bir o var. E, hoşuna gitmiyor ve nihayetinde öyle bir şey yapıyor ki adam bizim ilk Denizcilik Bakanlığımız kapanmak zorunda kalıyor. Yani Atatürk'ün ilgisi denizciliğe ilgisi rastgele değil. Belli bir e, düşüncenin ürünü denizciliğe ilgi. Kabotaj hakkında e, Lozan barışma e, Lozan görüşmelerinde İsmet İnönü'ye ısrarı yani çok o zamanlar kabotajdaki kabotajla ilgili maddeler İngilizler tarafından alın. niçin önem veriyorsunuz bunlara falan gibi böyle geçiştirilmeye çalışılıyor ve ısrarla kabotajın e, alınması, kabotaj hakkının alınması gerektiğinde ısrar diyor Atatürk ve aldırıyor da. Yani düşüncesi şu. Atatürk'ün denizsiz bir diğer maddelerde olduğu gibi denizsiz bağımsızlık asla düşünülmez e, ve söz dahi edilemez diye düşündüğü için bu maddelere önem veriyor. Daha sonraki yıllarda Gerek Atatürk'ten sonraki yıllarda, gerek Atatürk'ün olduğu zamanlarda ancak çok da başka konularla uğraşırken bu konuya çok önem vermediği gibi bir duygu değerli izleyicilerde oluşabilir. Bu asla doğru değil. Doğru değil. Atatürk denize her zaman çok önem verdi. Ancak nihayet tek kişinin çabalarıyla ancak bu kadar yapılabildi. Yani bütün her şeyde olduğu gibi şöyle bir düşünce zaman zaman kaplamaz mı bizi? Atatürk 200-300 sene sonra falan gelmesi gerekirdi galiba yapabilmesi için bazı şeyler diye çünkü halk hiçbir zaman hazır olmadı onun yapacaklarını. Hiç hazır değildi. Her şeyi böyle getirdi. Hazır şeyler vermeye çalıştı. Müthiş. Ku hazır e, paket program. Tabii evet. anlayabilene. Şimdi e, bu konuyla alakalı söyleyeceğiniz daha başka bir şey var mı? Ben e, özellikle Mustafa Kemal için bir iki şey söylemek istiyorum, Buyurun. bir iki konuya da değinmek istiyorum. Şimdi biz programlarımızda genelde bu tip şeylerden hep kaçındık ama Sayın izleyenler müsaade ederseniz Mustafa Kemal'in tabii ki anlatılabilir kişiliği herkesin kendine göre yorumu vardır ama inandığınız, gördüğünüz veya kendinize hedef aldığınız insanlar vardır tarihte. Şimdi Yakup Bey dikkat ederseniz Özellikle hani bu konuyu bu hafta konuşalım istedim çünkü gene hani insanın sabrını zorlayacak şeyler oluyor. ya. Bu geçen haftaki e, medyada ve diğer yerlerde gene böyle abuk subuk e, bu cümleleri kullanmaktan nefret ediyorum ama hakaret küfür bir insan e, ve ölmüş insanlar için bize bu cumhuriyeti kurmuş bize bu devleti bırakmış ve müthiş bir e, müthiş ...bir e, zeka ile kurulmuş, insanların şu an algılayamadığı ve küfür ettiği atasına şu an yaşadığımız, özgürce yaşadığımız yerde sayın izleyenler. Kısa bir bilgi olsun diye bir şey söylemek istiyorum. 20 Kasım 1918'de Sir William Burtwood diye Çanakkale, müsaade ederseniz bunu buyur, okuyacağım. Buyur. Bir beş dakikanızı almak istiyorum e, sayın izleyenler ve onun üstünde de bir soru soracağım size. Çanakkale'de Mustafa Kemal'in karşısında yenilen Anzak birliklerinin özellikle üç kere komutanı olan Sir William Birdwood Çanakkale Savaşı'ndan sonra İstanbul'un işgaliyle birlikte biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'nda işgal edemediler ama daha sonra İstanbul çok güzel işgal edildi. Mustafa Kemal'le tanışmak istiyor. Tesadüfen Yerleşiyorlar ve Mustafa Kemal de orada Şimdi bir 5 dakikanızı Almak istiyorum Kısa bir yaşanmış Tarihte arayıp baktığınız zaman Sir William Burtwood diye Yani biz bazen diyoruz Hazreti Google'da bulabilirsiniz 20 Kasım 1918 Cumartesi günü ilginç bir olay geçer Mustafa Kemal'in Pera Palas'taki dairesinde Atatürk o günlerde yoğun bir siyasal değinme trafiğinin bunaltıcı ağırlığı altındadır. Ama bir bu boş vaktini bulup Mustafa Kemal'le görüşmek için sabırsızlanan yabancı bir general vardır. Karargahı ile Pera Palace Oteli'ne yerleşmiş olan generalin ismi Sir William Burbott'tur. Bu general askerlerinin miktar ve donanım bakımından çok üstün olmasına rağmen Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal'e üç kez yenik düşmüştür. Böylesine materyal üstünlüğüne karşın nasıl yenik düştüğünü hayretini kendi içinde merak etmekte ve bunu Mustafa Kemal'in kendi ağzından duymak istemektedir. Mustafa Kemal'e refakat eden subaya ulaşarak Sedat Rıza Bey'e Mustafa Kemal'le ...görüşmek istediğini bildirir ve bu... ...Mustafa Kemal tarafından kabul edilir. Ve görüşme gerçekleşir. Odaya geçer Sir William. Mustafa Kemal buyursunlar der. Mustafa Kemal. İki general karşı karşıyadır. Burtwood çok saygılıdır. Mustafa Kemal Paşa'nın yanında... ...Rasim Ferit Bey de vardır. Hoşbeş'ten sonra Burtwood... ...iki yıldır kafasını kemiren... Bizi nasıl yendi sorusunun yanıtını almak için Sayın komutan bizi nasıl yendiniz diye direkt Mustafa Kemal'e sorar. Mustafa Kemal'den bir başkası dünya savaş tarihinde benzeri az rastlanır bu başarısından böbürlenebilirdi. Oysa o tıpkı Trikopise davrandığı gibi bunu da lütfen tarihte bakabilirsiniz. Yenilginin eziş, ezilmişliği altındaki bu generalin onurunu korur. Sizin de bizim de tarih dergilerimiz var der. Tarih yazar. Birdwood ricasını yeniler. Ekselans sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Lütfediniz. Mustafa Kemal yanındaki Rasim Ferit Bey'den kağıt kalem ister. O da bir peçete kağıdı ile altın muhafazalı kurşun kalemi uzatır. Mustafa Kemal bir krok çizer. Kağıt üzerindeki yer, yerlerini işaret ederek şu tarihte karaya çıktınız der. Filanca saate kadar şurada durdunuz. Biz de şu hattaydık. Her şey sizin lehinizeydi. Niçin çizgide durdunuz ve niçin ilerlemediniz? Sir Burtwood, askerlerimiz çok yorulmuştu diye yanıtlar. Mustafa Kemal bu kez de conk bayırı krokisini çizer. Siz filanca gün şu yöne hareket ettiniz. Şu durumu aldınız. ...niçin ilerlemediniz? Biz ilerledikçe... ...arkadan su yetişmedi. Askerlerimiz susuz kaldı ve durdu der. Sir Birtwood. Mustafa Kemal en son cümleyi şöyle bitirir. Görüyorsunuz ya... ...ben bir şey yapmadım. Önce yorgunluk... ...sonra susuzluk durdurdu ordunuzu der. Burtwood ayağa kalkar... ...Mustafa Kemal'i kucaklar. Sizin gibi kahraman ve yüksek karakterli bir asker tanımadım der. Şimdi geri kalanını okumuyorum. Son bir cümle var. Onu da okumak istiyorum. Atatürk'ün ölüm tarihi yıl 1938. Birdwood Hindistan'a atanmış ve Hindistan'ın tek sorumlu amiralidir Hindistan topraklarında. Atatürk'ün ölümüyle yaşamının en büyük acılarından birini yaşar. Ölüm haberini alınca, bu arada yaşı da ilerlemiştir Sir William'ın, ne olursa olsun cenaze törenine gelmek ister. İngiltere bu talebi kabul eder ve Burtwood'u Atatürk'ün cenazesine gönderir. Ve Burtwood dünyanın en büyük askerinin tabutu önünde eğilmek, ebedi yolculuğuna göndermek amacıyla bu isteği yaptığını söyler ve Atatürk'ün naaşı geçerken ayağa kalkarak Atatürk'ün naaşını saygılar. Saygı ve selamlar. Şimdi ben size şöyle bir soru sormak istiyorum Yakup Bey. Tabii bunu sorarken de insan bazı yani şu an hissettiğim şeyleri anlatmak çok zor. Bizim savaşta karşımızda olan Yedi düvelden bir komutan bunu böyle yaparken biz şu an neden böyle küfür ve ahlaksızlık içindeyiz? E, Tunç Bey düşman bir, birbirlerinin düşman birbirlerine düşman olması o insanların onursuz, siz olduğu anlamına gelmez. Şerefli insanlar şerefli insanlara saygı duyarlar bugün bizim ülkemizde yaşayan, yaşanan bu tip olayların hepsinin altında şerefsizlik yatar. Başka bir anlamı da yoktur. Çok fazla da konuşmayalım. <laughs> evet bu bence de son cümleyi söylediniz. Teşekkür ediyorum. Peki tamam hayır ben daha konuşuruz dedim ama evet cümleyi kapattınız. Bu konuyu da böyle kapattığımızı düşünüyorum. Ee, ben de birkaç bir şey söyleyeceğim ama artık sizin lafınızın üstüne söylenecek bir şey kalmadı Yakup Bey. Biz gene konumuza dönelim. Türk deniz endüstrisi bir bütündür. Bir konu başlığı olarak açıyorum. Şimdi bazı toplantılarda biliyorsunuz Türk Deniz Endüstrisi artık bunun başka isimlerde adlandırılması ve Türk Deniz Gücü'nün ortak akıl olarak bunun üstünde ilerlemesi ve gözüken özellikle Türk Dil Kurumu Endüstri nedir açılımıyla birlikte. Bunun üstünde neden bu başlığı koyduk ve Türkiye... Türk Başlığı, deniz endüstrisi bir bütündür. Şimdi biliyorsunuz gene deniz sektörü yok. E, deniz kolu, deniz iş kolu yani hangi kolu? şimdi ya bir, Olabilir. Bir, yani nihayetinde bir iş başladı. koludur tabi. Evet. Ama bu söylediklerinizin hepsi deniz endüstrisinin bir parçasını ancak ifade etmeye evet. yarar. Yani bir sektördür. Doğrudur. E, şudur budur ama bizim amacımız, iddiamız şu. Bu ülke Deniz endüstrisine önem vermediği sürece asla ve asla gerçek hak ettiği yere ulaşamayacak. Bu çok değişik bir... Ben küçük bir şey sorabilir miyim? Sözünüzü kesmek istemiyorum. Ee, Türkiye Denizcilik Federasyonu'nun e, olağan kongresinde de e, Sayın Başkan şöyle bir şey söylemişti ilk açılış konuşmasında. E, Türkiye'nin biliyorsun cari açının %51'ini çok basit bir... E, düzenlemelerle deniz endüstrisi karşılayabilir demişti. Bilmiyorum bu da ona bir vurgu teşkil eder mi? evet tabii onun oturup hesabını kitabını başkan yapmıştır mutlaka. Ben şimdi o konuda yani bir hazırlık yapmadığım için pek bir şey söyleyemeyeceğim ama yarattığı havayla deniz onun, endüstrisi. Deniz evet. endüstrisinin yarattığı havayla oluşturacağı artı değerlerle Belki de hepsini kapatacaktır. Cari açın. Evet yani cari, cari fazlanız başlar. Çünkü denizcilik çok başka bir şeydir. Yani denizci gözlüğü, denizci bakış açısı ülkenin çehresini tamamen değiştirir. Olaylara yaklaşımınızı değiştirir. Az önce saydığımız o ahlaksızlıkların tümünün ortadan kalktığını birebir bir bire bir görmeye başlarsınız. Eminim bundan herkes yakınıyordur bu ahlaksızlık mevzundan ama bunu ortadan kaldırmak için bulunan çarelerin hiçbirisi denizci bakış açısının insanlara kazandırılacağından sonra kazandırıldıktan sonraki etki kadar etkili olması mümkün değildir. Bir bu açıdan ben bu konuyu konuşmak istedim. İkincisi sorunları ele alırken sürekli olarak Birkaç programdır bunu vurgulamaya çalışıyorum. Sorunları ele aldığımız zaman denizcilerin hepsi kendilerini ayrı ayrı köşelerde hissediyor. Yani e, akaryakıtçılar farklı köşede, tersancılar farklı köşede, idare bile değişik köşede, amatör denizciler başka bir köşede. Herkes e, sorunların içerisinde boğuşuyor ve hiç kimse sesini duyur duyuramıyor. Neden? Çünkü siz endüstriyi bir bütün olarak ele almıyorsunuz. Biz ne yaptık? Önce endüstriyi omuzlarında taşıyan denizcileri üçe ayırdık. Sermaye, akıl, emek ve sonra endüstrinin paydaşlarını tespit etmeye çalıştık. Tersancılar, taşımacılar, balıkçılar tedarikçiler ki yönetim içinde, eğitimler bunun içinde. Turizmciler ve üreticiler işte tartışmalardan sonra başka bir paydaş daha çıktı. Üreticiler evet. gibi. Ama burada benim asıl vurgulamaya çalıştığım konu şu. Önceden beri gelen bir alışkanlık var bu ülkede. Onlardan bir tanesi şu. Bizim denizcilerimiz birbirlerimiz birbirimizi sürekli rakibimiz olarak görüyoruz. Bu balıkçılarda çok yaşadık biz bunu biliyorsunuz. Evet. Bütün sorunlar aynı fakat bütün balıkçılar e ee, hepsi ayrı köşede. Hepsi ayrı köşede ve birbirini hiç sevmezler. Ben şimdi buradan yani ediyorum Ben de hiçbirini sevmiyorum. Yani birbirini, birbirini sevmeyen insanlarla benim bir arada olmam mümkün değil. Ya çok gerçekten. Gerçekten sevmiyorum. <laughs> güzel bu kadar, bir, güzel bu kadar bir birbirinin değil. arkasından konuşan, birbirini kötüleyen bir şey olmaz. Yani sorunlarınız varsa gelirsiniz bir araya çözmeye çalışırsınız. Çeneyle vakit geçirmezsiniz. Gerçekten çok üzgünüm bu konuda. Neyse gelelim bizim şeye gene endüstrinin bütününe. Bizim yani geçen hafta bir parça sözünü ettik. Yani bir okulumuz var. Bu okul yıllarca bu ülkeye denizci yetiştirdi. Gemi insanı yetiştirdi. Yönetici sınıfını yetiştirdi. Ama o ruhu ölmeli diye de bir... Yani o ruhu ölmeli diyen de bir kurumumuz var. Kurumumuzun başında bir başkan var. Bu anlaşılır gibi değil. Sahip çıkması gereken kurumu, e, okulu, yani bu konuda hakikaten çok söylenecek çok söz var. Ancak bunu nasıl ifade ederiz, nasıl söyleriz, nasıl anlatırız kimseyi de kırmak da istemiyorum. Çünkü hepsi denizci. Hepimiz de bizim bu teknenin içerisindeyiz biz hepimiz. Doğru söylüyorsunuz. Yani, bu burada yani kavga başlatmanın bir alemi yok. Lütfen bunu biraz daha böyle söylemleri yumuşatarak birbirimizi anlamaya çalışarak konuşarak Hayır, söylem söylemleri yumuşatarak değil, Yakup Bey. Ben şöyle bir bir şöyle bir düşünce yapısını içindeyim. Yani söylemleri yumuşatmak şimdi e, konuştuğumuz kurumun işi değil bu. Yani onun yapması gereken yani başka şeyler varken kendi işlerini yapmayarak bu tip şeylere girmesi bu yani gerçekten aklın alabileceği bir şey değil. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi. E, bir örnek vermek istiyorum. Neyi vereyim? Diyelim ki Maden Sendikası'nın başkanı Maden Sendikası'nın başkanı kalkıp buraya ekmek getirenlerin içinde bir ruh var. Buraya ekmek getirenler girmemeli gibi bir şey. Yani sendika başkanı ekmekçiyle mi uğraşacak? Sendika başkanı kendi sendikalarına bakacak, kendi işçisinin durumuna bakacak, kendi e, şirketlerinin durumuna bakacak, onlara yardım edecek. Dünyadaki hani o çok sevmediğim bir laf var. Çok bayılıyorum ona konjöktür. Yani dünyada neler oluyor? Biz neler yapabiliriz? Biz deniz deniz nasıl gelişebilir? Yani şöyle bir şey değil. Senede 15 tane expo, expo neyse isim vermeyeyim. siz 2 günlük, 3 günlük şeyler düzenleyeceksiniz. Oralarda gideceksiniz, güzel cümleler sarf edeceksiniz. Bu 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 Türk denizciliğine Türkiye'ye bir faydası yok. Ben kesinlikle buna inanmıyorum. Yani sizin kendi vizyonumuzu gösterdik. Tamam çok güzel koyduk arabaları. Arka plana bakın. Şimdi mesela örnek veriyorum. Gidiyorsunuz bir yere diyorsunuz ki ben şunu şöyle yaparım böyle yaparım. Çok iyi tahıl ürünlerim var. Arkaya bir dönüyorsunuz. Çiftlik yani hastalık içinde. Şimdi o tarafa siz paralı diyorsunuz bir şeyi ama arka taraf boş. Ve bunu söylediğin zaman da biz gelişiyoruz. Mesela bu çok şeye takılıyorum. 7 bin zabit açığımız var. Şimdi döndüğünüz zaman. Yani akla, mantığa ermeyecek cevaplarla karşılaşıyoruz. Yani ruh, ruh ölmeli. Ya ben bu ruhu savunmuyorum. Bu okulu da savunmuyorum. Yani hiç öyle bir niyetim yok. Yok Ama ben okulu savunuyorum. Şöyle sizin elinizde bir 150 yıllık yani garip bir durumdayız. Tersanemiz yani 550 yıllık öldürelim. Şöyle yapalım. E ben okulu niye savunuyorum? Biraz or oradan girmem gerekiyor. benim Ben o cümleyi ya... söyleyecektim. 150 yıllık ilkokul ya. Hayır bak şimdi şöyle bir şey var. Ben 30 senesini fiil olarak gemilerde çalışarak geçirmiş bir insan olarak gemilerdeki huzursuzlukların kişiler kişiler arasındaki huzursuzlukların kaynağını orada çalışan insanların farklı yerlerden gelmelerini Bağladım diye gördüm ben bunu. Yani askeri bahriyeden gelenler, ticari bahriyeden gelenlerle pek uyuşamaz. Alaylılar zaten hiç kimseyle oluşamaz. Böyle bir tuhaflık var. Bunun önlemenin tek çaresi kaynağı teke indirmek. E bu onu teke indirmek de Yüksek Denizcilik Okulu dediğimiz şimdiki adıyla Denizcilik Fakültesi'nin işi. Yani siz kaynağı çoğaltırsanız olan olay ortada zaten görüyoruz şu an. Yani şu anda bu ülkede konuşulan şey Nitelikli gemi insan nasıl yetiştiririze geldi, dayandı. Yani bir zamanlar kaynak çoğalsın da şu okulların, mekteplilerin etkisi e, endüstride azalsın diye uğraşırlarken başlarına daha büyük bir bela aldılar. Oturup bu okulu nasıl ıslah ederiz, kollarını nasıl artırırız? Bu okuldan sadece e, gemilere zabit değil de endüstrinin başka yerlere nasıl insan yetiştirileceği düşünecekleri yerde... Aynen. Bir sürü lise açtılar. Bir sürü yüksekokul, fakülte başımıza gelen hale bakın. Yani yani kaç tane şimdi o 296 ya, evet. bin tane gemi insanı var? İnanılır gibi Kaç kişi değil. çalışıyor İşte Tunç Bey bu Türkiye Denizcilik Federasyonu'nda başkan saydı 59 tane lise. yani Hayır zaten şimdi şöyle bir şey var. Kaç tane denizciniz çalışıyor? Şu an 40, çalış... 40 küsur bin. Hayır hayır. Yabancı gemilerde kaç kişi çalışıyor? A, sıfır neredeyse Niçin sıfır. Niçin çalışmaz? Bizim gemi insanımız. ya Onları kendimize göre... Yani şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Bunları e, konuşacağımız yerde e, yakışmadı. Yani evet, o yakışmıyor. cümle yakışmadı. Bravo. Ben yalanlama çok doğru. gelecek diye bekledim. Açıkçası geçen hafta da bahsettik. Çok fazla vurgulamadan geldi geçti. Ama yakışmadı. Yakışmadı. Oda başkanına bu cümle yakışmadı. Tam aksine... Ee, Herkesi sarma, sarması, sarmalaması Lider olması Yani sektörün önünde Çünkü bir odasınız siz Ne diyorsunuz? İşte, bir şöyle bir şey var yani Yoksa kabiliyeti ne yapacaksınız? Doğru. Yani 40 kiloluk adama Ağır siklet, boks başı yap Diyemezsiniz ya nihayet. Çok doğru söylediniz Şimdi 10 dakikamız kalmış İsterseniz bu konuyu yine keselim Özellikle bir konu var Onu konuşmak istiyorum bu son 10 dakika bu çünkü çok enteresandır biliyorsunuz. Biz sürekli programlarımızda bunu dile getiriyoruz. Bu ne soracağımı tahmin ediyorsunuzdur. Yabancı bayraklı Türk sahipli. Yani sorarken bile gülesim geliyor. Değiliminin anlamı üstünde biraz konuşalım istiyorum. Yabancı bayraklı Türk sahipli gemi ne demek? Ve yolda gelirken bir iki... Ee, bu konuyla alakalı örnek vereceğim demiştiniz. Örneği de bana vermediniz açıkçası. Onları da çok merak ediyorum. Anlatsaydınız ee, bu kadar meraklı söyleyeyim. olmayacaktım. Buyurun. Türk sahipli yabancı bayraklı gemi olur mu? Olur tabii. Yani benim gemilerim olur yabancı bayrakta çalışan. Sahibi Türk'tür. Gemilerde de yabancıdır. Bu bir deyimdir. Olur. Ancak siz bunu e, bu deyimi Herhangi bir yerde veri olarak kullanamazsınız. Niye kullanamazsınız? Çünkü Türk sahipli yabancı bayraklı gemileri nasıl tespit edeceksiniz? Yani benim 10 tane gemim var. Falan yerde de şirketim var. Sizin haberiniz bile yok devlet olarak. Bunu şunun için mevzu yapmak istedim ben. Devletin kurumları, bizim idaremiz, denizcilik idaresi bazı yerlerde bu veri bunu kullanır hatta övünürler meşhur bir çizelge vardır. Dünya Ticaret Örgütü'nün gemi sırada. O esidin bir tanesi hatırlayamıyorum şimdi olduğunu. Orada biz 16. sırada görünürüz. Ve bakanımız, başbakanımız çıkar der ki biz 16. sıradayız. Değilsiniz. Yani 16 sırada olmadığınızı siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bunu ben kullanabilirim. Siz kullanabilirsiniz. Bir övünç kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Ama bu yönetimde Bakan düzeyinde başbakan düzeyinde kullanmaya başladım sakıncaları başlar. vatandaşa yanlış bilgi veriyorsunuz demektir. Nasıl yanlış bilgi veriyorsunuz Çünkü diğer taraftan yine aynı idare bu bilginin güvenilmez olduğunu yayınladı raporda 102 sayfada galiba şu 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 bilgiler falan yerden alındığından çok muteber edilmemesi gerekirdi yazmıştır. Ne kadar enteresan. Yani değil siz mi? bunu şimdi bu nereye gider biliyor musunuz? Bu olsa olsa yazımın bir tanesinde kullandım ben bunu. Türk sahip yabancı bayraklı gemi demek. Sonradan yazınlara girmiş ya zararlı bir değiş. Yani siz bunu böyle söylersiniz, evet dersiniz ama denizcinizi de uluslararası alanda boş bırakırsınız. Sonra onlar kaybetmeye başladığı zaman denizciliğimiz ölü demeye başlarsınız. Yani o çizelgeye baktığınız zaman orada aslında e, tüm yük yani dead weight, tonajı 27 binlerde değil 8 binlerde olurduğunu görürsünüz ki 8 binlerin de aşağı yukarı %60'ı hiç de öyle işlevi iyi olmayan gemilerden oluşur. Şehir hatları vapurları da onun içindedir. Yani bir, belli bir şeye sokamazsınız artık siz onu. Evet. Yani biraz gerçekçi verilere yola çıkmak lazım. Benim asıl vurgulamak istediğim şey şu. Türk sahipli bir gemi niye yabancı bayraklı olur? Evet soruyu öyle ben sordum farz edelim. Şimdi e, bir zamanlar yaşanan iki olaydan bahsedeceğim ben size. Buyurun. Geminin bir tanesi önce e, sıfır gemiden bahsedeyim. Armatörün bir tanesi yabancı ülkelerden bir tanesine gemi inşa ettiriyor. Yöneticiyle oturup konuşuyorlar bayrağımızı ne yapacağız diyorlar. Armatör diyor ki donatan tabii ki Türk bayrağı yapacağız diyor. Peki diyor yönetici. Geliyor limana müracaat edecek gemisine bayrak tak takacak ve o bayrağı denizlerde dalgalandıracak. Liman başkanı diyor ki yöneticiye "Atıyorum gemi Japonya'da. Ben şimdi diyor buradan iki tane uzmanı <laughs> size vereceğim. Evet o uzmanlar Japonya'ya gidecekler." Bu gemiye bakacaklar, bu gemi bizim bayrağı dalgalandırabilir mi, dalgalandıramaz mı? Peki diyor yönetici de oradan çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıyor, geliyor. Armutarı diyor ki, e, biz Türk bayrağı takamayacağız anlaşılan çünkü adamların tutumları... Hani sizin meşhur bir deyiminiz var ya, bu memlekette ticaret yapılmamak üzere düzenlemeler Ko yapılmış evet. diye. Şimdi bu yaşanmış bir olay değil yaşanmış mi sayın izleyenler? Evet. Bu olay yaşanmış bir olay, kısa bir tarih önce. Tabii kimin ne olduğunu isimleri bizde saklı. Aslında kimseye evet. bir şey söyleyecek halim yok benim. Evet. Bir tane daha var. Buyurun Şimdi, çok merak Türk, ettim. Türk bayraklı gemi. Bir yerde bu, bu 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 iki tane bu örnek var. Zamanımız varsa ikisini de anlatayım. Aa, anlatın. Bizde yani 5 dakikamız var yeter. Yani herkes der ki vergilerden falan. Hayır vergilerle ilgisi yok. Bunu öğrendik. Yani vergilerle ilgisi yok bu işin. Sadece devletin tutumuyla ilgisi var. Devletin de demeyelim o e, devletin içindeki e, bazı... E, evet yanlış evet. bir deyim oldu. Evet. Yanlış bir deyim. Özür diliyorum. Devletin değil, e, devletteki o işleri götüren insanların tutumu. Evet. Şimdi gemi e, tutuklanıyor bir şeyden sebep. Bir şeyden sebep tutuklanıyor gemi. tutuklayan devlet diyor ki bu tutukluluğun kalkması için... Bu tutukluluğun kalkması için bayrak devletinin gelip bunun eksikliğin giderildiğini görmesi lazım diyor. Adamcağıza diyorlar ki gemi de Avrupa'da. Bakın ne kadar ilginç. Yani işi yapılmamak üzere yokuşa sürmek diye buna derler. Herhalde. ben şimdi sonunu merak ediyorum. Gemiyi Türkiye'ye getirin diyorlar. 60 bin tonluk gemi. Bakalım. Ciddi misiniz? Evet. Bu yani bu bu şimdi ben kimle konuştuğunuzu Ve biliyorum. Ve bunu söyleyen insanlar denizci biliyor musunuz? İnanılır gibi değil. <laughs> bunu söyle. Yani, yani sayın izleyenler ben şimdi hakikaten ağzım açık buna yani gemiyi Türkiye'ye getirin diyor. Orada bakalım. Bakalım. Ee, Gemi de eksiklik giderilmişse yani diyor ki sen Türk bayrağından çık kardeşim diyor. Ben yani evet. seninle falan şimdi Bir tane daha anlatayım. Buyurun. Yine aynı böyle bir şey. Bir eksiklik var gemide. Eksikliğin giderildiğinin görülmesi gerekiyor. Çok affedersiniz. Eksiklik değil. Adam adamcağız hastalanıyor bir tanesi, sevmeninde yazılı olanlardan bir tanesi hastalanıyor gemide. Gemi doktora çıkıyor uzak limanlardan bir tanesinden doktora gidiyor. Biliyorsunuz biz gemiler doktora gittiğimiz zaman doktor bir bakar bu sefere gider mi gitmez mi diye bir karar verir. Yani, Tabi. Sefere çıkamaz diyor. Liman devleti üç seçenek sunuyor. Sunuyor. Birincisi bayrak devletine yaz. Sana bir seferlik muafiyet versin. Bu birincisi. Birincisi. Bekle Türkiye'den adamın gelsin. İkincisi. Ya da buradan bir adam koyalım. Aynı işi yapabilecek. Yani şeye kalkma. Can güvenliğiyle ilgili. Ben Can var. güvenliğiyle ilgili. Üç tane seçenek. Hangisini seçersiniz siz? Bayrak Devleti'ne yazarsınız. Tabii Yazarsınız. Bir bir seferlik. Bana muafiyet ver dersiniz. Gelen cevap ne biliyor musunuz? Şimdi son iki Siz dakikamız. Siz oradan falan ülkeye geçin, biz muafiyet belgesini oraya gönderelim. Ya zaten kalkamıyorum ki kardeşim. Bunu söyleyenler hepsi denizci. Ya ben bu örnek tabii. Şimdi son iki dakikamız kaldı. Şimdi bunu Bari ne yapmak bu... lazım biliyor musun <laughs> Buyurun. Şimdi onu söyleyen kaptan aynı zamanda bunu söyleyenler, Donatana söyleyenler, o kaptanları alıp o gemiden üzerine koymak lazım. Önce bir yaşayacak o zorluğu, ne olduğunu görecek. Zaten adam e, gemisini limandan kaldırabilse kaldıracak, sana sormayacak bile. Yani bir muafiyet vereceksin ona, diyeceksin ki şuradan şuraya kadar gidebilir diyeceksin. Bir yazı bu alt tarafı. Valla son iki dakikamız kalmış, yönetmenimiz uyardı ama çok güzel iki, üç örnekle kapattınız. E şimdi niye ben gemimi Türk bayrağında tutayım, bana bir söyler misiniz? Yani, çok enteresan değil mi? Evet. Sonunda biz... bunu söyledim ya ben. Evet bana ben. Banda helal olsun. Yani. <laughs> Ama yani öyle düşünmedim. Değerli izleyiciler yapmaya çalıştığımız şey şu. Bizim biz Türk bayrağını cazibe merkezi haline getirip filoyu bugünkünün 10 misline çıkarmak zorundayız. Bu düzenlemeleri yapmak zorundayız. Nasıl yapacağız? İleride görürsünüz. Peki o zaman tabii son bir dakikamız kaldı. Çıkmamız gerekiyor. Son cümleniz böyle olsun diye kabul edeyim.